Şimdi Çanakkale yolcusuyuz. Gidiyoruz. Otobüsümüz hareket etti şu an. Güzergah Tekirdağ üzerinden Çanakkale'ye bağlayacağız. Saat 5 gibi orada olmayı düşünüyoruz. İnşallah. Bisiklette değiliz. Belediyenin sağlamış olduğu Esenler Belediyesi'nin organizasyonu bu. Şimdi gidiyoruz. Hareket ettik 12'de. 5 gibi orada olmayı düşünüyorlarmış. 2.30-3 gibi dönüş olacaktır büyük bir ihtimal. Şu an yapabileceğimiz sadece bu anın tadını çıkarabilmek. Yani bayağı da bir kalabalık. Kaç? 7-8 araç var mıydı? Vardı. 7 tane araç vardı galiba. 7 tane. Biz F1'deyiz. EB1 diye araca isim koymuşlar. F1'deyiz. Şimdilik daha şeyden çıkamadık. Esenler'den çıkamadık. Otogar yoluna bağlanıyoruz zaten şu an. Lisedeyken gitmiştik biz de. Çok güzel geçiyor. Evet. Beni en bir çok... Yani lisedeyken rehber eşliğinde gitmiştik. Tabii ki Kürak grubuyla biz özel olarak bisikletlerle gittik. 35-40 kişi neredeyse. Bir otobüs dolusu. Aşırı Çanakkale'ye derecede gittik. Rüzgarlı bir yer ama çok esiyor. Çok güzeldi ama iyi geçti. Tabii ki bayağı bir güzeldi yani. Bisiklet turuyla yaptık. Şehitlikleri bisiklet turuyla gezmek. Sonra bir de ben ne kadar çalıştım. Zaman önceydi? Yani bir buçuk, iki sene oluyordur rahatlıkla. İki sene oluyordur. Bir de tabii ki bisikletle bile orada bir şey olmuştu. Bandırma'dan Çanakkale'ye bisikletle sürerek gittim. Bir de bisiklet Çanakkale Festivali vardı. Ücretsizdi. Çanakkale platformu yapıyordu. Sonraki yıl bir daha gitmeyi düşünüyordum. Yani gece mesaisindeydim, izin vermediler. Ondan sonra tabii gitmeme çok heves etmiştim ki tam bir ay kala paralı yaptılar. Çanakkale platformunda böyle bir turu. O yüzden de zaten gidemeyeceksin. Ondan sonraki yıllar zaten hala da şu an paralı oldu. Zaten paralı olan bir şeyde de mutlaka bir şeyler oluyor. Bedavayken, ücretsizken organizasyon gerçekten güzeldi. Yani veriyorsun 150 milyon, bir tane forma veriyor, bir de şunu veriyor. Yani ne gerek var? Ben yolu veriyorum, şunu veriyorum, her şeyi karşılıyor musun? Ya bedava olması böyle şeyler daha iyi. Olsun, sağlıyorsun. Şu an kelebeğimizde tabii ki Çanakkale şehitlerimizi görmeye gidiyoruz. Anmaya gidiyoruz. Ha, bu arada Bartın'daki maden ocağında 14 çiçeği kaybetmişiz. Onların da gerçekten başlarıcı sağ olsun. Mekanlara cennet olsun. Çok çok geçmiş olsun Bartın'a. Allah ailelerine sabırlar versin. Yani maden ocağında elektrik kaçağındanmış herhalde diye söylüyorlar. Gürüzü patlaması diye. Allah ölenlere mekanlarına cennet etsin. Ailelerine sabırlar versin. Yani neyse. Hayırlı akşamlar dilerim.